Mektup anlamında Farsça kökenli bir kelime. Mektup anlamında. Bir harf alayım. Harf verdik. M. Name mi? Name. Name doğru cevap. Beş harflilere geçtik. Batı kökenli bir sözcükle başlıyoruz beş harflilere. Bakalım. Her tür sefahat alemi. Harf alayım. Alalım. Sefahat alemi. Parti. Ne? Parti. Parti doğru cevap. Efendim beş harflilerden devam ediyoruz. Bir soyluluk unvanı soracağız şimdi. Gelsin bakalım. Avrupa ülkelerinde prensesten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı. Prensesten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı. Evet. Prenses, kraliçe. Değil. Harf alayım. Aa, aldım. Prensesten sonra gelen. Tabloda 6-6. Yok gelmiyor aklıma. Bir harf, bir harf daha verdik o zaman. Ü. Al, düşes ya. Düşes doğru cevap. Tavla bilir evet. Misiniz? Yok bilmem ama bilmezsin. Tabirlerini biliyorum. 6-6. Evet düşes. Evet. Yok düşeş oluyordu. Düşeş. Ben oradan evet, sesini doğru. Hatırlatır diye düşündüm. Efendim 6 harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım soru. Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev. Basit düşünün. Evet. Kulübe. Kulübe doğru cevap. Şimdi Batı kökenli bir sözcük soruyoruz efendim. Gelsin sorusu. Eskiden haksızlık ve onur meselelerini çözmek için iki kişi arasında gerçekleşen ölümcül karşılaşma. Biliyorum bunu. Evet. Biliyorsunuz. Değil başlıyordu galiba. Evet. Harf alacağım. Alın peki. Bir tane harf alayım. Bir tane harf aldım. Düello. Düello doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. Eski ama hepimizin bildiği bir sözcük soruyoruz şu soruyla. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği. Uzağ görüş. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği. Müneccim yok. Değil alakası yok. Harf alayım ben. Harf alıyoruz efendim. T. Bir harf daha alayım. Bazı yarışmacıların bağlanır. Bağlanır. Evet. Ne bağlanır efendim? Basiret. Basiret doğru cevap. Şimdi Merve Hanım bir harfiniz kaldı. Alabilecek. Öyle mi? Evet. Eyvah. Evet. Onu da alırsanız 3 saniye arttırmanız gerekiyor. Kaç sorum kaldı? 7. Binlerce soru var. Ama yarışmanın tam ortası burası. 1 dakika 37 saniyede süreniz var. Zaten hızlı olmamız gerek artık. Yani tamam. Öyle bir çok da yayılarak cevaplayamayız kalan tamam. Soruları. Hı hı. Şimdi efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Halk arasındaki bir inanışa dair soru. Gelsin bakalım. Sol kulakta duyulduğunda şerre yorulan yankılı ses. Sol kulakta duyulduğunda şerre yorulan yankılı ses. Sol kulakta ne duyarsınız efendim? Çınlama. Çınlama doğru cevap.